Gözler, her şey o kadar kötü mü? Bütün konak senin hakkında konuşuyor. Herkes dünkü zombi görünümüne gülüyor, kahretsin. Çok utanç verici. Yani Zip ve zombi evini unutmak zorundasın. Zip senin için yok. Diana, sen sevimli, yakışıklı, kendine güvenen Smile'a sahipsin. Mary, ne biliyor musun? Zip de kendinden emin. Diana, rahatla yoksa gözlerine yumruk atacağım. Papa, sen nasıl bir arkadaşsın? Gözüme yumruk atarsan burnuna yumruk atacağım. Kızlar, sessiz. Biz burada değiliz. Yani kızlar, bugün zombi evine gitme sırası bizde. Bunu gördünüz mü? Zip, Diana'yı her yere taşıyor. Blondie, belki de bu sadece bir söylentidir. Hayır, hainler bunu gördü ve yalan söylemeyecekler. Kızlar, bunu duydunuz mu? Öyleyse Blondie'nin Zip'le çıkmasına izin verin. Bir zombiye benziyor. Bir Smile'ın var. Havalı ve yakışıklı basketbolcu. Yani bugün Bunny'nin bir pratiği olduğunda zombiye gidiyoruz. Blondie, oradaki kimseyi sevmiyorum. Seveceksin. Tüm hayatınız boyunca bekar olmak ister misin? Hayır. Bu yüzden çocuklarla tanışacağız ve bizi seveceklerdir. Konuşmak yok, Stella. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Yani Diana, bir rakibin var. Evet Melih, ilginçtir. Bu neden oluyor? Birini sevmeye başladığımda her zaman onu benden almaya çalışan bir rakibim var. Pekala, basketbolculara gidelim. Senin sayende Diana. Dünden beri Timur'u görmedim. Tamam, hadi gidelim. Ben de Smile'ı görmedim. Tamam Smile, bu sefer kazanamayacaksın. Her zaman kaybedersin. Kahretsin, neden hep ben? Konuşmayı bırak tavşan. Tamam Lil, beni kızdırıyorsun. İşin bitti. Smile, atış yapıyorsunuz ama hedefe değil. Smile maskotu getirdim. Evet Romeo. Lil'i yatağa yatıracağım ve maskotla konuşacağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Neden herkes bana sorular soruyor? Her şeyi biliyorsun. Sen her zaman amigoların konuştuklarını duyuyorsun. Yavaş ol Romeo. Maskota bağırma. Maskot neden bize dün ne olduğunu söylüyorsun? Kızlar dost canlısı komşularımızı mı ziyaret ediyordu? Evet ama Zalina onları kovdu. Zalina kimdir? Romeo, unuttun mu? Bu o evden hoşlandığın türden bir amigo. Garip bir makyajla. Evet, o iyi. Peki sonra ne oldu? Sonra ayrıldım, işte bu kadar. Gidebilir miyim? Bir pratiğimiz var. İyi git. Tamam Romeo, bırak gideyim. Bir antrenmana gidiyorum. Git. Ne olmuş yani Smile? Ne oldu? Beyler, bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü kendimi ezik gibi hissediyorum. Diana benim kız arkadaşım ama Zip de bu arkadaşlığa başladı. Ve konapta. Beyler, hadi bir şeyler yapalım. Bu komşuları mümkün olduğunca çabuk kovalım. Sizce bu kadar kolay mı? Her şeylerini toplayıp gidecekler mi? Bir plana ihtiyacımız var. Anlamıyorum, Frog'lar nerede? Kosya, bizim gibi güzel arabalı adamlar ekilmezler. Belki geç kalmışlardır. Merhaba Dima, çok havalı bir arabam var. Sahip olduğum her şey parlak. Ellerinizi çekin çünkü izler bırakacaksınız. Dinle Dima. Direksiyon başında oturabilir miyim lütfen? Ve ben de lütfen. Ezikler ve böyle bir araba eşleşmiyor. Bunun gibi arabalar sadece havalı adamlar için. Evet. Eşleşmiyor musunuz? İyi iyi. Mahvoldunuz çocuklar. Böylece ıslak yataklarda uyuyamazsınız. Ağlayan bebekler. Islak yataklar hakkında ne demek istedi? Sanırım geceleri üzerimize su dökmek istiyorlar. Kızlar nerede? Aman tanrım, futbolcular arabalarından uzaklaşmıyorlar. Evet, gösteriş yapmayı severler. Diana. Dima senin eski sevgilin. Bilmiyorum Mary. Onunla nasıl çıkabildim? Kızlar, erkekler merhaba gibi şaka yapalım. Tamam. Banis'le bir randevumuz var mı? Pompon kızlar. Hayır, Frog'larla. Kızlar merhaba. Çok çarpıcılar. Öyleyse kızlar, hadi bir gezintiye çıkalım mı? Öyleyse kızlar, onları bir kenara bırakalım mı? Kahretsin, gerçekten bize el salladıklarını mı düşündük? Bize güldüler. Onlara bir daha asla merhaba demeyeceğiz. Browse, ip sana bir arabadan daha çok yakışıyor. Biliyor musun Julie, binicilik sana tiyatrodaki patlamış mısırdan daha çok yakışıyor. Biliyor musun Browse, konaktaki bütün kızlar o arabaya biniyor ve bir futbolcu bunu yapmana izin vermiyor. Çünkü sizler birer eziksiniz. Ve sen kimsin? Ezik değil misin? Ben değilim, sadece seninle konuşuyorum.
Ne biliyor musunuz çocuklar? Bu andan itibaren eziklere günlerini göstereceğiz. Şimdi ben ve Julie civcivimiz. Kızlar, bunu neden bu kadar yüksek sesle söylemeniz gerekiyor? Sizi seviyorum ama siz onlardan değilsiniz. Oh, çok uzak, evet Ryan. Bugünden ders yok, sadece elbise giyeceğim. Ve sütyenimi ve şortumu çıkaracağım. Ve her şeyi pembe giyeceğim. Sen benim peruğumla başa çıkansın. Yani bugünden itibaren maçosuz. Evet, artık eziklerden değiliz. You got it, we are maçosuz. Ne, maço mu? Julie, onlar bizden ayrıldılar mı? Eziklerden asla maço olmaz. Çok havalıyım. Lanya, bunu 100 kez duydum. Yana, 1000 kez olsa bile kendimi seviyorum. Anladım. Dinle, buraya neden geldik? Kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Peki ne giymeliyim? Lalya, burada ne yapıyorsun? Bu Bunny'nin dolabı. Bunny'nin dolabı ama kıyafetler herkese ait. Yana, aklımı karıştırmaya mı çalışıyorsun yoksa ne? Görünüşümü değiştirmek istiyorum. İyi. Burada kal ve izle ve biz birkaç kıyafet alıp geri geleceğiz. Peki ya ben? Sizin için bir şeyler alacağız. Bunny'nin çok fazla kıyafeti tamam, var. Tamam kızlar. Yana, kendimi prenses gibi hissediyorum. Sadece bir taca ihtiyacın var. Broklar, ne yapıyorsunuz? Sizinle aynı şey, hainler. Ama sizi yakaladık. Buraya kıyafet için geldik. Bugün bir randevumuz var. Nalia? Broklar, buraya gelemeyeceğini biliyor musunuz? Ve yapabiliriz çünkü burada yaşıyoruz. Ve burada bulunan her şeyi ya da ipleri de almaya hakkımız var. O Bunny'ye söyleyeceksin. Ve şimdi dolaptan çekil, kıyafetlere ihtiyacımız var. Burada yapacak bir şeyiniz yok Broklar. Anladınız mı? Siz çalıyorsunuz da biz çalamıyor muyuz? Tamam. Diana'nın elbisesini çaldığını öğrendiğinde ne söyleyeceğini göreceğiz. O hiçbir şey söylemeyecek. Ve eğer isterse ona ne söyleyeceğimi biliyorum. Bu elbisede iyi görünüyor muyum? Dürüst olmak gerekirse bir arkadaşa bir arkadaş gibi. Kıskançsın. Hayır. Yana. Kıskançsın. Bir şeyler mi yiyeceksin? Pekala, artık kanatları kızartmayacağız. Kızarmış veya haşlanmış kanatlarınız hep pis. Peki çocuklar, komşularımızı nasıl kovacağız? Bu gece herkes uykuya daldığında evlerine gelip onları kovacağız. Bunu düşünüyordum. Önce onlara kendi başlarına gitmelerini söyleyeceğiz. İyi adamlar olun. Beyler, kimi kovmaya çalışıyorsunuz? Umarım ben de pizza değiliz. Ve gitmeyeceğiz. İyi bir şey için değil. Sizden bahsetmiyoruz. Zombilerden bahsetmiyoruz. Bekle bekleyiz. Söyle bana, kanatlarını bir kez bile sipariş ettiler mi? Hayır, yapmadılar. Ama yeni bir müşterim olsun istiyorum. Ve zombi mi yoksa genç mi oldukları umurumuzda değil. Denk, kızlar, basketbolcular. İyi, onları arıyorduk. Ondan önce limonata almak istedim. Geri dönüşü yok, o yüzden gidelim. Bul Diana, her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek. Geldin mi? Diana, zombi makyajın nerede? Ne, dün Zip'i ziyaret ettin mi? Smile, her şeyi açıklayabilirim. Lotta'yı marshmallow'la ister misiniz? Ya da soğuk bir limonata. Yeni bir tada sahibiz. Erik. Çilekli limonata alacağız. Dinle Smile. Dur. Sadece Zalina'yı kızdırmak istedim. Bu yüzden bu makyajı yaptım. Zip'le hiçbir ilişkim yok. Ve Zip'in seni taşıdığını biliyorum. Buraya gelin. Limonatalarınız. Diana umurunda değil. Bugün Zalina, Zack ve Zip ayrılacak. Evet. Nereye gidecekler? Onları bugün kovacağız. Yani hiçbir yeşil yüzlü kızlarımızı çalmayacak. Kızımızı çalmaz. Kızlar, Zalina, Zip ve Zack sorun yaşamaya başlıyor. Peki bu sorunlarla başa çıkacak mısınız? Elbette. Başka seçeneğim var mı? Bence bu kötü bir fikir. Kızlar, yarın yeni bir tat olacak. Avokadoyla yeşil limonata. Daha erken gelin. İlk 10 bardak ücretsiz. Merhaba çocuklar, amigoları gördünüz Hayır, mi? Hayır, görmedim. Biz de frogları arıyoruz. Bunny'yi soruyorum. İyi çocuklar, zamanında geri dönün, gidin. Dinleyin kızlar, onlara uygunsuz bir şeyler gösterelim. Onlardan çok bıktım. Orada oturuyorlar, gösteriş yapıyorlar. Ve bir saat önce çıkıyorduk. Kızlar, bir dil gösterdiğinde bu çok ayıp. Beyler, amigoları görmediniz mi? Bir süre önce pratik yapmalıydık. Beyler, Bunny'nin amigolarını gördünüz mü? Tamam çocuklar, onlara da uygunsuz bir şey gösterelim. Onlara gösterelim. Beyler, rahatlayın. Kızlar, Bunny'nin amigolarını gördünüz mü? Şimdi erkekler için iyi bir cevap düşünmeliyiz. Anladım.
Öğretmen Mike, bana bir dakikalığına telefon verebilir misiniz? Neden bir telefona ihtiyacınız var? Amigoları aramak için. Ama onların da telefonları yok. Denk telefonsuz olmak çok zor. Pratik yapıyoruz ve birbirimizi bulamıyoruz. Zor bir şey değil. Kafeye veya spor salonuna gidin ve onlara onları da aradığımı söyleyin. Benim yanıma gelmeliler. Teşekkürler Öğretmen Mike. Bu yüzden kendimize güvenmeliyiz. Kapı açılır açılmaz eve geliyoruz. Onların kız arkadaşı olursak herkes bizden korkacaktır. En havalı biz olacağız. Okul başlayacak, eğitimlerime geri döneceğim. Şampiyon olacağım. Evet, bunu hayal et. Okulumuz kapalı. Asla şampiyon olamayacaksın. Birisi kapıda. Açacağım. Zip eğer Nasya ise ona görün yanında onu bekleyeceğimi söyle. Zack, bunu doğru mu duydum? Zalina, Zack hiçbir şey söylemedi. Evet, yapmadım. Bay Canına merhaba. Ben Blondie'yim ve sen Zip misin? Hakkınızda çok şey duyduk. İşte buradasın. Süper havalı. Arkadaş olmak istiyoruz. Kızlar, sanırım yanlış kapıyı çaldınız. Arkadaş edinmiyoruz. Yalan söyleme. Vanny'nin amigolarıyla arkadaş olduğunu biliyorum. Onlarla yarışıyoruz. Onlara sahiptik. Onlardan nefret ediyorsun. Bense onları seviyorum. Havalı kızlar onlar. Gitsen iyi edersin. Çünkü kız kardeşim dışarı gelebilir. Çılgın olanı? Misafirleri kapının önünde tutmak uygun değildir. Belki içeri girebiliriz. Ve bence siz o kadar sevimli değilsiniz. O canavar az önce ne dedi? O kadar da sevimli olmadığımızı. Zevksiz herif. Gidelim. Zip, o Nasya mıydı? Zack, sakin ol. O kızlar vardı. Hangi kızlar? Bunu kafana takma. Ne yani? Orada kim vardı? Tekrar Diana mıydı? Hayır Zalina, bu Frog'un amigolarıydı. Ya da her neyse. Froglar mı? Çok fazla amigo var. O konakta bir sürü genç var. Amigolar, basketbolcular, futbolcular, ne istersen. Kahretsin. Amigolar, takımımı gerçekten özlüyorum. Sorun nedir? Onlarla arkadaş olabilir misin? Diana ile Nasya ile arkadaş olabilir ve bir takıma sahip olabilirsin. Arkadaş, onlarla mı? Asla. Onları kovmalıyız. Zalina, işim bitti. Dışarı çıkabilir miyim lütfen? Zol. Sen iyi bir kızsın ama dışarı çıkmana izin vermeyeceğim. O evden gençler dışarıda. Saklanmanın bir anlamı yok. Herkes bizi biliyor. Zip, ona gitmeme izin vermesini söyle. Zoe. Zalina, Zoe bahçede oynayacak kadar büyük. Bahçede oynayamaz. Güvenli değil. Anladım Zalina. Beyler, size gerçekten herkesle arkadaş olmanızı söylüyorum. Zack, herkesle arkadaş olamayız. Her genç iyi değildir. Kimseyle arkadaş olmayacağız. Bu katı kız kardeşimi almak için ne yaptım? Zombiler bile bizi terk etti. Önemli değil. Daha iyisini bulacağız. Hayır. Yarın geri geleceğiz. Ama bugünün hatalarını yapmayacağız. Yarın saçlarımızı, makyajımızı, kıyafetlerimizi yapacağız. Bu önemli. Froglar, merhabalar. Bizi görmediniz. Hayır, gördük. Nereye gidiyorsunuz? Zombilere mi? Kızlar, bu kötü. Dinleyin Froglar. Onlar zombi değil. Onlar bizim dostlarımız. Ama sizin için onlar tehlikeli olabilir. Dikkat et, yoksa onlar kadar güzel olacaksın. Bakın ne kadar cesurlar. Diana, sizi üzmek istiyoruz. Zip, beni bir randevuya davet etti. Ne? Froglar, bir kez daha tekrarlıyorum. Bizi görmediniz. Onlardan çok bıktım. Lalia elbiseni aldı. Sanırım umursamıyorlar. Smile, burada ne yapıyorsun? Timur, beni gözetliyor musun? Hayır bebeğim, burada yapacak bir şeyimiz var. Çok önemli bir şey. Yani kızlar, artık bu eve gelmeyeceksiniz. Ne demek istiyorsun? Timur, onlar bizim dostlarımız. Arkadaşlar, Diana, evet, artık bu arkadaşlara sahip olmayacaksınız. Onlar taşınıyorlar. Dinle, Smile, taşınmıyorlar. Kızlar gidiyorlar. Yarın burada olmayacaklar. Yani böyle Smile. İyi iyi. Şimdi beni dinleyin. Zack, Zep veya Zoo. Zarar verirseniz başa çıkacaksınız. Umurumuzda değil. Diana, konağa git. Zombilerle başa çıkacağız. İyi bakalım Smile. Seni uyardım. Millet, bu Smile çok şeye karışıyor. Neden arkadaşlarımızı seçiyor? Neden onu bu kadar endişelendiriyorlar? Böyle videolar için kanala abone olun, ziline basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin.
zombiler. Bu yerden hızla dışarı çıkın.